Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir saç videosu var. Hem de bu sefer dayanamadım ve açıcı aldım. Biliyorsunuz ben normalde kullanırsam açıcıyı kuaför malzemesi satılan yerlerden alıyorum. Bu sefer bayağı marketlerde satılan bu palettenin muhtemelen almasanız bile bir kez de olsun görmüş olduğunuz açıcı bu. Bayağı bilindik. Şimdi ne oldu? Ben saçımı boyadım. Geçenlerde görmüşsünüzdür. Bu renk zaten. İzlemediyseniz buraya koyuyorum. O videodan sonra saçlarım gittikçe evet yer yer daha da sarılaştı ama ben bir kendime yakıştıramadım ya. Bana sanki böyle ara tonlar yakışmıyormuş gibi. Bilmiyorum. Bana da öyle geliyor olabilir. Kendime bahane de arıyor olabilir. Peki kızım senin açıcıya alerjin yok muydu diyebilirsiniz. Var. Ama umut ediyorum ki sadece profesyonel açıcılara alerjim var. Buna inşallah olmaz. Saçım da yağlı gördüğünüz gibi. Ve az önce saç uçlarıma, çünkü oraya değdirmeyeceğim, bolca saç kremi uyguladım. Ve buradan saçların çok yıprandı, bir rahat bırak diyenlere seslenmek istiyorum. Anlıyorum sizin size göre yıpranık görünüyor olabilir. Ama bakın bu saça dokunan benim. Ben kendimi bildiğim bileli saçımı kendim yapıyorum. Onun dışında benim etrafım kuaförlerle dolu. Ve ben bu saçın yandığını biliyorum. Bu yüzden kesildi bu saç. Bu yüzden de katlı kesildi ayrıca. Ama şu anda saçımda yanık olan hiçbir bölge yok. Sadece şuranın ucu kaldı. O kadar çıktı yani. Çünkü ben yaklaşık bir yıldır saçımı sürekli kesiyorum. O yüzden anlıyorum böyle duyarlısınız falan ama izlemeyin o zaman. Eğer bu saçın görüntüsü sizi çok fazla rahatsız ediyorsa izlemeyin. Ben kendi irademle, kendi isteğimle ve kendim böyle daha mutlu olacağımı düşündüğüm için saçımı boyuyorum. Boyamaya da devam edeceğim. Kel kalsam da devam edeceğim, okey? Bunu burada söylemek istedim çünkü gerçekten İlk zamanlar her defasında açıklama yaptım. Ama artık her şeyin bir söyleme biçimi vardır. Karşınızdaki insanı uyarabilirsiniz. Ama hiç tanımadığınız bir insanı. Bu arada ben onu yazan kim yani bu yorum yapanlar benim babamın oğlu değil. O yüzden bir tanımadığınız bir insanı sokakta gördüğünüzde böyle mi uyarırsınız? Yani uslubunuz hiç güzel değil. Bu beni o yüzden bu kadar sinirlendim. Çünkü normalde ben gerçekten en son sinirlenebilecek insanım. Ve her yoruma da dönüş yapıyorum biliyorsunuz. Neyse. Bunu söylemiş olayım. Ve dün boyaları alırken bir de Rossmann'da böyle ikili bir fırça seti aldım. Çok tatlı değil mi? Ve bunun ucu böyle silikon. Çok komik pasta yapacakmış gibi ama bununla bence çok iyi ileride dip boyası yapılır. Bugün bunu kullanacağım ama. Bu da gayet güzel. Yeni bir tane ihtiyacım vardı. Her zamanki gibi boya kabı, fırçası ve bu sefer farklı olarak düşük bütçeli bir saç açma videosuyla karşınızdayım. Evet. Çok korkuyorum ama yapacağız. Uçlarına dediğim gibi saç kremi sürdüm. Bolca sürdüm. Hatta biraz daha süreyim. Yağ sürmedim çünkü bence yağ engel olmuyor. Yani şimdi buralara boya bulaşsın istemiyorum. Bakın bunlar zaten açıklar. Bunların üzerinden böyle geçiyorum. Ve bakın biraz dibim çıkmış, saçım uzamış biraz. Bilmiyorum ya, ben gerçekten kendime bu geçiş renklerini hiç yakıştırmıyorum. Sizce? Okey. Sürdüm. Ve başlayabiliriz. Ve o kadar güzel kokuyor ki. Önce bir paketle başlayalım, sonra böyle adım adım ilerleriz. Uzun zamandır böyle paket boya almıyorum ki. Şu içinde ne var bilmiyorum.
Ha, renk açıcı krem. İyi bakın toz değilmiş. Allah'ım bunun büyük boylarını ne zaman çıkaracaksınız acaba? O kadar güzel ki şu bakım maskeleri. Anlamadım nasıl yani? Hem toz var hem tüp var. Anlamadım. Tozu mu kullanacağız? Bunu mu kullanacağız? Çünkü bir de oksidan var içerisinde. Bu da kaçlıkmış? %12'likmiş yani. %9'a. 12'likmiş yani. 40 volüm. Şimdi ben bir konuşamadım. Kullanma kılavuzunu okumak istiyorum. Kafam karıştı. Ya niye hem tüp var hem toz var? Her ikisini kullanıyorsunuz. Önce aktifleştiriciyi yani bunu şunun içine dökmeniz gerekiyormuş. Sonra da tüpü. Çok ilginç. Neyse yapalım. Ben tüpe dökmek yerine buraya dökeceğim. Benim için o şekilde daha kolay olacak. Sonra bu aktifleştiriciyi açıyorum. Ve tüpü koyuyorum. Evet, gördüğünüz gibi iyice karıştı. Ve başlıyorum. Ne oldu bilemezsiniz. Bütün açıcı düştü. Arka tarafımı boyadım. O esnada ön tarafım açıldı bile. Çünkü zeminim çok koyu değil.
Ve bir tane boya daha hazırladım. Ama bunu direkt bu şekilde yaptım. Daha kolay olacak galiba devamını bu şekilde yapmak. Ön taraflarımı da hemen yapacağım. Evet, uzun savaşlar sonra sonunda boyadım. İyi de açılıyor şu an gördüğüm kadarıyla. O yüzden çok pek de fazla bekletmeyeceğim, açılıyor zaten. Uçlarıma pek getirmedim. Bir 10 dakika daha bekleyeceğim ve sonrasında yıkayacağım. Çok da fazla bekletmeyeceğim dediğim gibi. Çünkü zaten zemin olarak önceden saçımı boyadığım için açıktı. Çok fazla bekletmeyeceğim ama sizin eğer saçınız daha koyuysa hemen bu şekilde açılmaz. Ya açıcıyı daha fazla bekleteceksiniz ya da benim gibi yapın ki bence öyle yapın. Saçınızı adım adım açın. Mesela diyelim ki saçınız koyu kumral. O zaman direkt sarı yerine orta kumral, açık kumral diye adım adım açmanız daha iyi olur. Mesela şu an bu saç normalde 1 saat beklerseniz bu kadar açılır. Ama az önce bitti. Saçımı boyamam ve ben bitirene kadar açıldı. Yani bir 15 dakika içerisinde böyle oldu. Bu da açıcıyı saçımı daha az tutacağım anlamına geliyor. Şimdi bir 10 dakika bekleyeyim dediğim gibi. Sonrasında yıkayıp geri geleceğim. Evet, duştan çıktım. Gördüğünüz üzere. Ve bakalım.
Şu an çok ıslak. Ve çok cırtlak. Biraz böyle kendiliğinden kurusun. Tabii ki böyle bırakmayacağız. Bir de boyayacağız. O zaman saçlarım kurusun. Ben de bir şeyler yiyeyim o esnada. Sonrasında boyamaya geçince tekrar gelirim. Geri geldim, kuruttum. Saçlarım kurudu. Ben de karnımı doyurdum. Şimdi hazırsanız cilaya geçelim. Cila değil aslında, boya yapacağız. Deminden beri hangi numaraları karıştırsam diye düşünüyorum. Elimde olanları değerlendireceğim. Çünkü şu an bu şekilde böyle civcivken çıkamam dışarı. Kolestonun 11 1 açık küllü sarısı. Markasının önemi yok ama 1002, bu da ne oluyor? Ekstra inci sarısı oluyor, 1002. Ve de her boyama videolarımda mutlaka ya gri kullanıyorum ya da mavi boya kullanıyorum. Ve mavi boya. Daha doğrusu siyah mavi. Çok az da içerisine bu bakım maskesinden ekleyeceğim. Oksidanım 9'luk. Aynen 30 volümlük yani. Boyayalım o zaman. Nasıl yapacağım? Bunun zaten yarısı kalmış içerisinde gördüğünüz gibi. Yarısını boşaltacağım. Bunun da yarısını koyacağım. Ve bundan yine bir nude tanesi kadar. Sakın ha sakın daha fazla koymayın. Siyah neticede, mavi siyah ve saçınız koyu olur yani. Ve mavilik de daha fazla olur. Bunun tamamını sıkıyorum. Neden Igora'nın turuncu azaltıcısını kullanmıyorsun? Onu kullan, onu dene diye öneride bulunuyorsunuz. Ama ben Igora'nın turuncu azaltıcısını, genel olarak turuncu azaltıcıları zaten denedim. Piyasada gerçekten elimden geçmeyen hiçbir boya, hiçbir marka, hiçbir ürün kalmadı. Ve bana göre, bana soracak olursanız tabi, turuncu azaltıcılar evet işe yarıyorlar. Saçı küllüleştiriyorlar. Ama bence çok çabuk saçtan yıkanıyor. Yani ben mavi siyahla çok daha uzun süre küllü kalıyorum. Turuncu azaltıcı turuncuyu azaltıyor. Birkaç yıkamada da tekrar renk ısınıyor. Yani turunculaşıyor. O yüzden ben onu tercih etmiyorum. Ama siz isterseniz kolaylık olsun diye onu kullanabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi böyle kendi turuncu azaltıcımı kendim oluşturmayı seviyorum. Benim için bu yöntem daha faydalı, daha uzun süre verim aldığım yöntem. O yüzden turuncu azaltıcı almıyorum. Bunu da buradan açıklamış olayım. Açamadım bunu ya. İçine hava kaçmış galiba. Açmışım. Şimdi bunu da yarısını koyayım. Bakın yarısını koydum. Bir nohut tanesi kadar, gerçekten daha fazla olmayacak. Mavi siyah koyuyorum. Gördünüz mü? Sadece bu kadar. Ve bunları karıştırıyorum. Sonra içerisine biraz da bu bakım yağını koymak istiyorum. Şimdi içine oksidanımı koyacağım. Ve dediğim gibi çok az da bu bakım kreminden koyacağım. Gerisini duşta kullanacağım. Şimdi önce turunculuğun yoğun olduğu yerlere sürüyorum. Roses, I can't focus. Something precious like
take some time. If you're confined, what you're looking for? You're a young star, you should be shooting for, yeah. Don't take some risk, you'll get diamonds. And you cannot handle your standards. Yeah, you're the only one you'll talk about. But don't have to change the way you talk it out. So how many times will you pick up your pedals? To learn nothing left, girl, you need someone now. On the inside, girl, you soft, I can tell. And on the outside, girl, you hard like a shell. I know you're tired of them broken hearts. But even roses can be torn apart. Broken roses, I can't focus. Something precious like you should be never open. So take some time to, don't compromise you. Cause you're worth it, don't let them touch your surface. Yeah, yeah. Love is such a strong vocabulary, I mean everything that's really imaginary can seem. But really, you know you sort of deserve better. The best part about trust is just the third letter. Can't nobody do you better than you do you. No Netflix and chills, only self-love and Hulu. Daddy never cared, so that's really why you broke it. Evet, saçımı boyamam bitti. Kaşlarımı da hemen boyuyorum. Şimdi ben 20 dakika bekleyeceğim, yıkayacağım ve geri geleceğim. Şimdi kurutacağım ve bakalım sonuç ne olacak. Bu ıslakken çok fazla belli olmuyor çünkü. Şu anda güneş batıyor. Güneş batmadan size son halini gün ışığında göstermek istedim. Bence çok tatlı bir renk oldu. Hoşuma gitti. Biraz farklılık var. Uçlara değdirmediğim için ama değdirmem gerekiyormuş demek ki. Neyse, bir sonrakinde telafi ederiz ama kameramın şarjı bu kadar saç boyamaya dayanamadı, o yüzden bize veda etti. Ama ben saçı gösteremedim ki size. İçeriye geçtim şimdi. Ben beğendim. Yani siz nasıl buldunuz bana mutlaka yorumlarda bahsedin. Ben sevdim. Çok fazla soğuk olmadı. Tam benim istediğim gibi oldu. Yine istediğimi başarmışım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana bunu gösterirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Tekrar görüşmek için kanalıma abone olup zil tuşunu aktive etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda umuyorum ki tekrar buluşacağız. O zamana kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bye bye.